Evet dostlar tekrardan merhabalar. Şimdi hemen bir yasal uyarıyı verelim. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Diyerek tekrar hisselerimizle devam edelim. Şimdi Balat sormuş bir tane abimiz. 6.85'e kadar bir geri çekilmeler olabilir. Lakin 10 TL gibi bir hedefi hala mevcuttur. Yalnız şurası çok önemli bir noktadır. Buranın üstüne atar ise bileceğiz ki yönü artık yukarı doğrudur. Yani 9 TL'nin üstüne atarsa 10 TL'ler 10 TL'nin üstüne de dahi atsa o zaman ileride çok da güzel bir hedefi olacaktır. Tabi ben şimdi bunu paylaşıyorum diye bu ise hemen buraya gidecek diye bir şey yok. Sadece sabır etmen gerekiyor. Sabırlı olman gerekiyor. Al sana ben öncesinden çizdim bu. Bir ay sonra mı gider? iki ay sonra mı gider? Bilmiyorum. Tamamen buradaki artık boşluklar dolana kadar. Dolar ise ya bu ise buralara kadar gitmiş. Yani bu ise 16 TL'lere kadar gitti. 1 TL'deyken. Anlatabiliyor muyum? Yani sabırlı olursan oradaki hedefleri tekrar görebilirsiniz. Şimdi tt.com. tt.com yani çok güzel birisi arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim. İnanılmaz derecede biri ise şimdi hemen bir gelelim. Nasıl inanılmaz derecede güzel biri ise onu hemen bir paylaşalım seninle. Bak haftalığa bakıyorum. Haftalığı ayrı bir güzel. Bakın haftalığı ayrı bir güzel günlüğü desen inanılmaz derecede güzel. Hiçbir sıkıntı yok ise de bakın 7.30 TL'lere kadar geri çekilmeler yapabilir. Bak 7.30 TL'lere kadar dahi bir geri çekilmeler olabilir. Yalnız sen büyük resmi düşün. 8.70'ler, 10.18'ler, 11 onlar 10 ve burada da muazzam bir hedef var. 12.50'ler. Ya hocam uçma, kaçma Allah aşkına sen ne yaptığını bak sana söylüyorum. Bakın neredeyse %50 kazanç sağlayabileceğim birisi. Hatta aşağı daha gelse aşağıda da işte bu %10'unu alırsın. %60 TL kadar bir hedef önümüzdeki zaman dilimi içerisine gidebilecek bir performansı olduğunu şimdiden sana söyleyeyim. Gider gitmez bilmiyoruz tabii ki de. Şimdi Tomosan, Oylum, Ulu'un üçünde de birine bakabilir misiniz? Tabii bunların hepsine baktık neredeyse. Ulu ona bakalım. Oylumu biraz önce paylaştım. Tam biraz önce. Evet yani bu, bu da hedefimizi gerçekleştirmiş zaten Ulu onda 14 14.50'lere kadar gitmiş bir hisse artık ne yapacaksın bilmiyorum artık gitmez diye bir şey yok tabii ki formasyon hedefi gerçekleştirdi. Bizim önceki videolarımızı izlersen e, vermiş olduğumuz hedefi görmüş olursun. Hektası geçen gün paylaştık gübre fabrikası arkadaşlar gübre fabrikası için e, biz daha önce e, bir yorum yapmıştık dedik ki 65 TL'lere kadar önlem alacaksın dedik ise zaten geldi 65 lirada kadar e, bir geri çekilme oldu hisse de. Yani ala bitmiş mi? Bitmiş sayılmaz. Yani şu an net bir şey söylemek imkansızdır. E, şuradaki kanal bağlantını takip edersen e, çok da üzüleceğini düşünmüyorum ama senin maliyetin de inanılmaz derecede yüksek. Yani gerçekten inanılmaz derecede yüksek bir maliyete sahipsin. Önlem alacaksın. E, yani maliyetini düşürebiliyorsan düşüreceksin. Öbür türlüsü buraya kadar bir geri çekilmeler olabilir. Yani burada 64 TL desteği çalışırsa bakın burada bizim vermiş olduğumuz destek var. Buraya tepki yükselişi gelirse yarın öbürsü ve O zaman yoluna tekrar devam edebilir ama böyle formasyon yok şu an. Ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. ha Yunsa 15'ten aldım. E, İsa Hektaş'ta aldım. Allah razı olsun. Evet bizim paylaştığımız hisselerdir. Yunsa'yı biz başkaledeyken paylaştık. Hemen bir bakalım. Bakalım şuradaki seviyedeyken paylaştık. Evet bizim dediğimiz seviyelerdeyken almışsın. E, bu da bizi mutlu ediyor. Artık 16 16.70'lere kadar bir gidebilir. Buradan tekrar bir e, düzeltme hareketi gerçekleşebilir. E, sıkıntı yok. Yalnız biz buraya çok güzel hedefler vermişiz. O numara 5 yıldız hedefler vermişiz. Geri çekilmeler dahi bir yapsa bile bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Buraya kadar bir geri çekilmeler olabilir. Yani buradaki şeye te geçer. Bakın burada sürekli bir satış söz konusu yunsa da. Burada da belki bir satış gelebilir ama önemli değil. Tekrar yoluna devam etmek isteyecektir. Biz burada zaten sinyali çaktık takipçilerimize. Ee, yani beklersen, beklersin, beklemezsen yapacak bir şey yok. Seçim milletimizdir. Takdir milletimizindir. Kolay gelsin. Odaş'a baktık. Biz Odaş'a geçen gün baktık. Odaş'a için güzel şeyler söyledik. Dedik ki geri çekilmeler olabilir. Sıkıntı değil. Geri çekilmeler olsa dahi günlükte bu ise uçar, kaçar, gider. Dedi ki 3.46'lara kadar bir geri çekilmeler olabilir. Hisse yavaş yavaş geliyor. Ama bu bizim vermiş olduğumuz EMA desteğin hemen yanındadır. 4 TL'nin üstüne atar ise 5.70'ler hayırlı uğurlu olur. Bu ise için vakoları zaten paylaştık. Artık er ekstradan bir şey paylaşmaya gerek yok. Tire 6, 82, 780, 7, 87, bakalım tabii ki tire e formasyon anlamında bizim de beğendiğimiz bir tane hisse. Geri çekilmeler yapabilir. Sıkıntı değil bak. Bakın burada bir pullback hareketi yapabilir. Sıkıntı değil pullback hareketi yapsa dahi e formasyon anlamda bir sıkıntı görmüyoruz hissede. Şu şekilde yapalım. 11 TL'lere kadar gidebilecek bir performansı olduğunu sana açık bir şekilde söyleyeyim. Yani bu, bu bir pullback hareketidir arkadaşlar. Yani pullback hareketidir. Yarın öbürsü gün tabi ne olur ne biter biz bilmeyiz. Ama bu bir pullback hareketidir. Bakın şurası önemli bir seviye. 8 TL'nin üstüne atar ise 10 numara 5 yıldız olur. Olmazsa e, yani aşağı yukarı bir şeyler çiziyorum arkadaşlar. Eee sizin önlem almanız gereken yerlerden bir tanesi işte maksimum burasıdır. Ee, belki 7 TL'lerdir. 7 TL'lerin aşağısına. Yani burada zaten kırıldığı bir kere pullback hareketi yapıp yoluna tekrar devam etmek isteyebilir. Ee, bizim ana hedeflerimizden bir tanesi şurasıdır. 11.30'lardır. Tamam. Hatta 8 TL'yi de şey yapalım. Ve ekstradan gelebilecek seviyelerden bir tanesi şuradaki seviye kadar burasıdır. Ee, gidebilecek bunlar tamamen hedeftir arkadaşlar. Otomatik 3 aşağı 5 yukarı hatta biraz daha yukarıda yapabiliriz bunu. Ama sen işte buralarda her türlü gidebilecek bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. 8 TL'nin üstüne atar ise yani buradaki pullback hareketinin çalışmasını bekleyeceksin. Başka da ekstradan bir şey yapacak bir şey yok. Ha yani 9.60'lar, 11.30'lara kadar gidebilecek bir performansı var. Kartonsan nereye gider hocam? Bıktık, battık gibi geliyor. Kartonsan bakacağım. Evet bakalım. Yani sana zaten daha önce söylemişiz. Yani demişiz ki arkadaşım 73 TL'ye kadar bir önlem alman gerektiğini söylemişiz. Senin maliyetin kaç? O 104 geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok geçmişler olsun. Abi benim. Zahmettir, sıkıntılıdır, çok sıkıntılı. Yani burada hissenin düşeceğini zaten bize vermiş. Yani bakın burası aşağı düşmüş. Ee, bu da yukarı gitmiş değişik şeyler oluşmuş ise de sıkıntı değil e, 73 TL'lere kadar önlem alacaksın burada her an artık bir tepki yükselişi gelebilir sıkıntı yok yani senin gelebileceği noktalardan bir tanesi 73 TL'lerdir buranın altına düşmemesi gerekir burada hemen bir tepki yükselişi yaparak yoluna tekrar devam edebilir e, onu söyleyeyim ama takip etmek gerekiyor kesinlikle ama kesinlikle 73'lerin altında stop loss'la artık bekleyeceksin. Çünkü hissenin neler yapabileceğini ben bile bilmem. Tamam yani çok fazla yükselmiş. Çok fazla yükselen hisse ne olur? Aşağı düşer. Mesela mesela birçok örneği var. Yaprak süt maliyet 130 şimdiden teşekkür ediyorum. Ay maşallah. <laughs> Yani burada hedef vermişiz. Hedef gerçekleştirmiş. Bir saatten sonra ne yapacaksın? Önlem alacaksın diyeceğim de şimdi sen yine onu da yanlış anlarsın gibime geliyor. Tamam Buraya kadar bir geri çekilme olabilir. E ya hocam valla bittik gittik. Yani önlem alacaksın. Önlem önlem önlem. Sıkıntı büyük. Sıkıntı çok büyük. Bunun da aşağısına gelebilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani sen ne yaptın sen bu 130 böyle bilmeden sen bu senin 1 milyon TL'ye gideceğini mi düşünüyorsun? 1 milyon TL gideceğini düşünüyorsan yanılıyorsun ki yanıldın da zaten yani burada tekrar bir yükseliş gelebilir tekrar buradaki seviyeleri görebilir ama yine aşağı düşer sıkıntı yok MTR'ye maliyetim 2 son duruma bakarsan sevinirim bir de katmerciler maliyetim 3 kardayım ama daha yükselir mi son kapanışa göre katmercilere bakalım senin katmer kardaysan sana o özücü haberi verelim haberi vermeye gerek yok. Biz zaten hisseyi buralarda paylaşmışız. Demişiz ki 3.50'ye kadar gidebilecek bir hedefi var. Zaten 3.50'yi geçmiş, tekrar aşağı gelmiş. Ee, güzel, güzel. Yani 3.30'a kadar bir geri çekilmeler artık yapılabilir. Ee, 3.30'un altına düşmediği sürece bir sıkıntı yok. İleride gidebileceği hedefler bellidir. Şu şekildedir. Tamam. Aa buraya kadar gidebilecek tekrar bir hedefi var. Biz bu ise hedef vermişiz. Hedefimiz gerçekleşmiş. Bu yüzden de kendimizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Güzel şeyler çıkarmışız. Diğer hisse neydi? MTRYO. MTRY. -e. Evet bu hisseye de hedef vermişiz. Ne demişiz? Demişiz ki 3.15'e kadar gidebilir. Bak 227 bak 227'den dönmüş hisse görüyor musunuz? Yani 227'den bizim daha önce vermiş olduğumuz destekten dönmüş. Zaten buraya da tepki yükselişi gelir demişiz. Demişiz zaten. Anlatabiliyor muyum? Lisede zaten tavan yapmış. O numara 5 yıldız. Yani 3-15'lere kadar gidebilecek bir hedefi var. 3 3-15'lerden sonra artık bilmiyorum ne yapacaksın. Artık elinden çıkartacak. Yeni katılım emine sağlık. Gerçekten bir video olmuş. Başkanımızın namını dedim. Teşekkür ediyorum. İzmir Maliyet 16 ARDYZ. ARDYZ'ye bakalım. ARDYZ. Buna geçen gün baktık sanki ya. Ha bakmadık mı? Bakmamışız. Yani Hisse nesine bakayım. Yani her yeri önlem alıyor resme. Yani gitmeyecek anlamına gelmez tabi. Yani grafik olarak bir formasyonu yok açıkçası söyleyeyim. Formasyon olmayan hisseleri de sevmem bir şekilde. Önem alacaksın artık senin yapacağın hiçbir şey yok. İzmir Demir Çelik'e bakalım. İzmir Demir Çelik. Biz İzmir Demir Çelik hakkında bir şey söyledik. Dedik ki 11.40'ın üstü. Atar ise yeni kanala geçer. Açmazsa 7.75'e kadar geri çekilir. Ee, biz 11.40'ın üstüne atmasını bekleyeceğiz. Ee, bekler ise sonra tekrar hedefler vereceğiz. Yani biz bu hisseye Exxon bunu demişiz. Smart aldım bir de Gözde hissesine bakar mısın? Smart'ı paylaştım geçen gün. Gözde'ye de bakalım. Evet Gözde vermiş olduğumuz hedefleri teker teker gerçekleştirdi. Aynen. Görüyorsunuz değil mi? Yani 8.65'e kadar gidebilecek bir hedef var dedik. Gitti. Artık buradaki kanal bandı içerisine gidip gelecektir. Yani vermiş olduğumuz hedefler gerçekleştirmiştir bizim için. Ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Rütalbi'ye bakalım. Rütalbi. Tabii daha önce baktık mı bilmiyorum. Evet bakmışız ne demişiz bu ise için. 16 TL kadar önlem alacaksın. 16 TL ile Kırtela bandı arasında gidip gelecektir. Kanal bandı uzundur çünkü ekstradan bir formasyon hedefi olmadığı için başka bir şey söylemeye gerek yok. Kelego yeni aldım zararım yok. Nasıl görüyorsunuz? Kelego'yu çok beğendiğimizi zaten daha önce söylemiştik. Bakın K, L, G, O ne demişiz? Hepsi çıkacaktır. Bakın demişiz ki arkadaşlar 2.80'e kadar gidebile 2.90'a kadar gidebilecek bir performansı var. 2.90'dan sonra tekrar bir aşağı doğru geri çekilme olabilir 2.37'ye kadar. 2.37'den sonra tekrar yoluna devam edecektir. Bu hissenin ederi aşağıda işte burasıdır. 2.60'lardır tamam mı? İleriki zaman dilimi içerisine gitmek isteyeceği yer orasıdır. Başka da ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Yıksa Migros Yunsa'yı paylaştı. Migros Evet bir Migros'ta vermiş olduğumuz bütün hedefleri gerçekleştirdi. Gise gitti 52 TL'de. Ben bu hisseyi 39 TL'den pusuculara attım. 39 TL'den. Tamam 39 TL'den pusuculara attım. Maşhurdaki seviyelerdeyken ben e, hisseyi pusuculuk grubuna attım. E, dünya alem şahittir. Dünya alem şahittir. Yani niye? Ki burada güzel bir hedef gördük. Dedik ki buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş gerçekleşti gerçekleşti. 50 TL kadar gitti dedik. Hatta hisse 52 TL'leri görmüş. Ondan sonra aşağı geldi. Artık bu saatten sonra önlem alacaksın. Git rüzgar dostuma. Onu nasıl sevdiğimi anlat. Mutluysa usulca gel yanıma. Mutsuzsa dostun her zaman yanında. Diye fısılda. Kulağına unutmasın. Yüreğim daima onunla. Seviliyorsun güzel insan. Allah peygamber razı olsun. Bu şiirinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şiiri katlettim ama Allah razı olsun. Tire'ye baktık biraz önce. Pırkap Bırkap kap. Evet dedik yine dedik 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 şuradaki kanal boyu kırılmış artık yolu uzundur demişiz herhalde öyle bir şey söylemişiz bilmiyorum şimdi tekrar bakalım bu ise evet 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 sıkıntı yok yola devam ki maliyetin kaç senin bırakıp maliyetini yazmamışsın o yüzden geçmiş olsun sıkıntı yok yani buradaki seviyeleri tekrar görecektir. Ya burada güzel bir formasyon çalışması var arkadaş. Yani e, bunun hakkını yemeyeceğim. Yani bu hisseden korksan ne olacak ki? Tamam, korksan ne olacak ki? Yani burada benim vermiş olduğum EMA desteğine gelse dahi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tamam. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu hisseyi aburanın üstüne atar ise o zaman roket olur. Roket olur. İleriki zaman dilimi içerisinde çok yoruldum ya vallahi billahi. Yani arkadaşlar ben bu hisselere siz yazdıktan sonra tekrar bakıyorum. Yani ondan sonra el ayarıyla hisseleri çiziyorum. Yani hissenin yapmak istediği hareketlerden bir tanesi şudur. Yani tekrar buradaki seviyeleri görmek isteyecektir. Hedef anlamda burasıdır. Ee, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi hiç değildir. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Çok yoruldum vallahi billahi.